Doğan Arsinden selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım ki bugün videomuzun konusu gerçekten de oldukça özel. Haksız mıyım? Bugün dostlar bir haftadır her alanda Baya baya olay olan Ryzen işlemcisinin sandık açılışını yapacağım dostlar. Hemen getiriyorum. Rahatlıkla 5 kilo var ve şu anda karşınızda Ryzen'ın kutusu, sandığı bulunuyor dostlar. İçerisinde 1800X barındıran bir kutu ve basına özel bir kutu. Bu da şu anda dostlar Türkiye'de sadece 3 yerde var diye biliyorum. Bunlardan bir tanesi de benim buradan da AMD Türkiye ekibine teşekkürlerim iletiyorum. Gerçekten de hani güzel bir sürpriz oldu diyebilirim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Ryzen'ın sandık açılışını şimdi yapacağız dostlar. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Bayağı büyük bir artık buna kutu diyemeyiz. Bu sandık hani bu eskilerde şey vardı ya e, tahta bavullar bunun gibi ve ciddi oranda ağır. Bakalım bu neden ağır? İçerisinde bunun neler var bunu göreceğiz. Şu şekilde masaya alıyorum dostlar. Masaya aldım ve buradan Ahmet'e sesleniyorum. Ahmet'e sen bunu göndereceksin bana ama bu çizik be. Ya sen bunu niye çiziyorsun? Sen beni niye yüzüyorsun ya? Buralar çizik arkadaşlar. Çizik gelmiş. Demek ki taşıma sırasında bir sıkıntı oldu ama burada yani Türkiye'de şu anda sayılı olarak bulunan bu kutunun da bende olması gerçekten de sevindirici. Diğeri girin şu artık kutuyu sandığı bir açalım dostlar. Şurada güzel bir kilidi var. Bunu buradan aldık ve işte karşınızda Ryzen 1800X karşımızda AMD'nin en güçlü işlemcisi dostlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Ryzen bize bakıyor ve şu şekilde sizlere göstereceğim. Hemen şöyle karşınıza dostlar Ryzen 1800X gerçekten de bakalım test sonuçları neler verecek biliyorsunuz 2 Mart'a kadar ambargo var. Herhangi bir bilgi veremiyoruz dostlar test ve performans hakkında ama işlemciye baktığımızda dostlar görmüş olduğunuz gibi daha açılmamış bana gelen daha yeni sıfır ilk sürüm. Burada dostlar 8 çekirdekli ve 16 çekirdekli hyperthreading yani burada parçacıklı olarak yani 16 çekirdekli bir işlemci diyebiliriz bu noktada. 20 MB'lık önbelliği ki ömbellik ciddi oranda yüksek. 3.6 GHz varsa gelenle turbo boost teknolojisiyle birlikte dostlar 4 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu işlemci bayağı olay oldu. Hani AMD ve gelen test sonuçlarında denilen şuydu. İşte bu işlemci Intel'in 5000 liralık, 10000 liralık yani bu seviyelerdeki işlemcilerin render performansından daha güçlü olduğu söyleniyordu. Bunların testlerini yapacağız. Bunlar doğru mu? Hani çünkü elimizdeki işlemci 2200 TL bugün Türkiye'den alınabiliyor rahatlıkla ve bu işlemcinin Intel tarafında hani 7000 liralık 8000 liralık işlemcileri rahatlıkla geçebildiği söyleniyor ki eğer böyle bir şey varsa testlerini yapacağız. 2 Mart'ta bunların hepsini göreceğiz dostlar. Varsa bu ciddi oranla büyük bir olay çünkü render ve oyun sisteminde vazgeçilmez olabilir diyebilirim dostlar. Çünkü bütçe yani tamamen fiyat performans canavarı olmuş anlamına gelir ama tabii ki de bunları test sonrasında göreceğiz. Şimdilik bu kutumu şöyle bir kenar alalım dostlar. Ryzen hatta şöyle yapalım. Ryzen şöyle size baksın. Ve burada Ryzen'ın burada diyor Şu, dostlar. Bunu aldık buradan. Basın özel kutumuzdan ne çıkıyor başka? Hemen şöyle bir tane. Corsair'ın Vengeance LPX 8, 8 16 GB'lık dostlar diğer 4 3000 MHz'lik RAM'leri bulunuyor kit olarak. Bu da ne anlama geliyor? Ryzen'da Megaz olarak yüksek seviyeler desteklediği anlamına geliyor. Bunu da zaten AMD bile bile koymuş dostlar. Belli 3000 MHz bellek seviyesi gerçekten de çok yüksek. Burada Corsair'ın belliğini kullanacağız. Basın kitinden bir de bu çıkıyor. Şöyle kenara alacağım. Ve geldik canavar diyebileceğimiz Asus'un Republic of Gamers serisinden dostlar 6 hero isimli bir canavar ama bayağı ağır. Zaten ağır olan bu. Bayağı ağır bir kutu bu. Şöyle de bir kutumuz, anakartımız var dostlar. Şöyle hemen şöyle sizlere de göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı çok yakışıklı ya. Asus da bu hani görsel, mörsel bu işlerden bayağı anlıyorlar gerçekten çok cezbediyor. Burada chipset olarak AMD'nin X370 chipsetinin kullanıldığını bize vurgulamışlar. SLI, Crossfire gibi teknolojileri destekliyor. Fazla bilgi veremiyorum dostlar çünkü dediğim gibi ambargo var. Hani bunları açıp da size göstermeyeceğim. Çünkü fazla bilgi verip de diğer yayıncı arkadaşlarının haklarını ihlal etmek istemeyiz. Bize de daha bunlar yakışmaz. Gördüğünüz gibi bu sandık yani basın için özel bu sandıkta dostlar AMD bize böyle kitler göndermiş. E, kit olarak göndermiş yani kısacası. Ve kutumuzu kapatalım. Şu şekilde sandığımızı alalım. Bu da bayağı hafifledi ama gene de ağır. Ağır, var bir ağır. Ve bunun akabinde sizlerin de gördüğünüz gibi dostlar bu cihazlarla sistemimizi test edeceğiz ve yani eğer bu sistem yani AMD'nin veya farklı yerlerde söylenen bu sızıntı haberlerinin doğrultusunda eğer gerçekten de bu gücü bize sağlıyorsa Büyük ihtimalle dostlar bu sistem üzerinden de Test sistemini kurabilirim Çünkü hani fiyat performansı oynayacak Render anlamında da Bakalım test sonuçları nasıl olacak 2 Mart'tan sonrasını bekleyin dostlar O zaman artık bütün kanallar sizlere test ve yayın yapmaya başlayacak dostlar Bu yayınlar sonrasında zaten siz de Ryzen mı yoksa Farklı bir model işlemci mi diye Arasında karar verebilirsiniz Evet bugünkü videomuz da bundan ibaret Bugünkü videomuz gerçekten de özel dostlar Türkiye çok sınırlı sayıda bulunan bir kitle karşınızdaydım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir farklı videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.